Efendim, psikolojik danışma rehberlik alanı 1890'lı yılların başında Amerika'da doğmuş, Amerika'da gelişmiş ve bütün dünyayı Amerika'dan yayılmış olan bir bilim dalı. Mesleki rehberlik olarak başlamış o çalışmalar, 1920'lerden itibaren bu mesleki rehberlik olarak yürütülen çalışmalar, eğitimde yürütülen çalışmaları da kapsayarak, eğitsel rehberlik dediğimiz faaliyetleri içine alacak şekilde genişleyerek çalışmaları sürdürülmüş. Bu mesleki ve eğitsel rehberlik kapsamı içerisindeki yürütülen çalışmalar 1950'lere kadar böylece devam etmiş. 1950'lerin sonundan itibaren kişisel rehberlik boyutu da gelişerek eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik olmak üzere 3 boyutta hizmet veren bir disiplin olarak Amerika'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yayılmaya başlanmış. Türkiye'mizde 1950'lerde ilk defa rehberlik hizmetleriyle tanıştığını görüyoruz. Çok hızlı bir tanışma başlıyor, bir sürü uygulamalar gerçekleşiyor. Zaman zaman aksamalar olmasına rağmen Türkiye'deki rehberlik çalışmaların Amerika'dan sonra dünya üzerinde en etkili çalışmalar olduğu genellikle kabul ediliyor. Avrupa'da 1960'larda ilk defa rehberlik hizmetleriyle tanışıldığını görüyoruz. Ama maalesef Sovyet coğrafyası içerisinde psikolojik danışma rehberlik hizmetleri alanı pek tanışma imkanı bulamamış ve bu hizmetlerden eğitim alanı başta olmak üzere diğer kurumlarda biraz mahrum kalmış gibi algılıyoruz, değerlendiriyoruz. Şüphesiz o boşluğu dolduracak başka çalışmalar bu ülkelerimizde de yapılmıştır. Ama biliyoruz ki psikolojik danışma rehberlik hizmetleri öncelikle eğitim hizmeti içerisinde öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek, onları psikolojik açıdan gerekli yardımları sağlamak, kendilerini daha iyi tanıyan, çevresini daha iyi tanıyabilen, problemlerini daha gerçekçi gözle görebilen, kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, daha huzurlu, daha mutlu, daha üretken bireyler haline gelebilmesi için destek sağlayan bir hizmet alanı olarak eğitim hizmeti kurumunda da çok faydalı sonuçlar verdiğini yapılan bütün bilimsel çalışmalarda ortaya koymaktadır. İşte bu kapsam içerisinde acaba bizler bu öncelikle üniversitemiz içerisindeki bölümümüzdeki öğrencilerimizi iyi yetiştirerek, burada bilimsel çalışmaları gerçekleştirerek, Kırgızistan'ımızda eğitim kurumlarında bu hizmetleri yaygınlaştırarak ve buradan bütün bu coğrafyaya bu hizmetlerle ilgili bilgiler vererek yaygınlaştırabilir miyiz? Burada bir katkımız olabilir mi? Eğitim sistemini özellikle destekleyebilir miyiz? Arayış içerisinde olduk hep geldiğimiz günden beri. Efendim, Kırgızistan'da, bu coğrafyada belki de diyebiliriz, ilk defa Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesi içerisinde psikolojik danışma rehberlik ana bilim dalı kurularak öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Burada emeğe geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Kadıyan hocamız, bölümümüzde doktor öğretim görevlisi olarak görev yapan Kadıyan hocamızın Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans doktora programını tamamlaması sebebiyle bu alanlara daha yakın alandan birisi olarak bu bölümü burada açıp hizmete soktuğunu görüyoruz. Şimdi öğrencilerimiz 4. sınıfa geldi. İnşallah bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz. Buradan mezun ettiğimiz öğrencilerimiz, Kırgızistan uyruklu olan öğrencilerimiz, özellikle Kırgızistan'da eğitim sistemine bu konuda büyük katkılar sağlayacaktır. Efendim, burada hem bölümümüzde bu hizmetleri yürütürken, bu çalışmaları yürütürken, bu yetiştirdiğimiz kıymetli öğrencilerimizin ülkesinde Kırgızistan eğitim sisteminde bu bilgi ve becerilerini kullanabilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla acaba sistemde bir yer oluşturabilir miyizin arayışı içerisinde hem hizmetlerimizi tanıtmak hem de öğrencilerimizi daha kaliteli yetiştirebilmek amacıyla da bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz. Üniversitemiz öğrenciye her yönüyle değer veren, onları sadece bilimsel açıdan yetiştirmekle kalmayıp onların kişisel gelişimlerini desteklemek için de çaba sarf eden bir üniversite. Bu misyon ve bu anlayış içerisinde hareket eden bir üniversite. Şüphesiz bilimsel çalışmalarıyla dünyadaki seçkin üniversitelerle yarışabilecek boyutta çalışmalar, yayınlar üreten bir üniversite.
ama aynı zamanda öğrencilerini destekleyen, onların kendini daha huzurlu, daha rahat ortamlarda üretmelerini, yaşamalarını, barınmalarını, eğitim ortamları bulmalarına katkı sağlayan bir üniversite. Bu amaçla üniversitemizin tüm öğrencilerine yönelik psikolojik danışma rehberlik hizmetlerini yaygınlaştırmak, danışmanlık hizmetlerini onlara daha kapsamlı, daha gerçekçi vermek amacıyla bir proje çalışması başlattık. Bu projede 5 ana kategoride hizmetler ortaya koyduk. Birincisi, öğrenci gelişim merkezimiz bu işi ana üst olarak üstleniyor ve yürüttüğü için burada bir takım çalışmalar yaptık. İkincisi, öğrencilerimizin zamanının büyük bir kısmını geçirdiği barınma ortamı olarak yurtlarımız çok nezih, konforlu ortamlar sunulmasına rağmen aynı zamanda oradaki personel iletişimlerinin de güçlü olması gerekir anlayışından hareketle çok değerli hizmetler üreten personelimize katkı sağlamak amacıyla onlara bir takım kişisel gelişimle ilgili, insan ilişkileriyle ilgili çalışmalar da bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalardandı. Projemizin çok önemli bir ayağı olan sınıf danışmanlarımızın sadece akademik bilgi yönüyle kalmayıp öğrencileriyle daha etkili bir iletişim alanı kurmasına yönelik onların kişisel gelişimlerini desteklemeleri, duygusal olarak desteklemelerini, bir sıcak bir ortam oluşturmaları amacıyla danışmanlık çalışmalarına yönelik de bir takım uygulamalar getirdik. İlk defa geçen hafta bir pilot uygulama olarak başladık. 8 hafta sürecek olan bir çalışma. Her bölümden bir sınıf danışmanının bir sınıfla yürüttüğü bir çalışma. Yaklaşık 1200 civarında öğrencimizin bu kapsamda faydalanabileceği bir çalışma. Dolayısıyla bu çalışmaya da bu programlar kanalıyla destekler vermek istiyoruz. Bu radyo televizyon programı olarak sizlerle her perşembe günü saat 2'de başlayıp 15 dakika devam edecek olan bu çalışmalarımızla bu projemizin bir ayağı, bir bölümü olarak diğer çalışmalarımızı destekleyici mesajlarımızı bütün öğrencilerimize, herkese, Kırgızistan coğrafyasına ve bizi duyabilecek uydu üzerinden, internet üzerinden her insanımıza ulaşabilecek nitelikte mesajlar vermeye çalışacağız. Buradan sınıf danışmanlarımıza yönelik mesajlarımızı da daha net bir şekilde sunabilme imkanımız olacak. Mesela onlara bu vesileyle söylemek istediğim, mail olarak atmıştım ama hatırlatmak istediğim bir iki konuyu da bu fırsatla vermek istiyorum. Kıymetli danışman hocalarım, öğrencilerinizle bu ikinci hafta bir araya geliyorsunuz. Öğrencilerimiz için yapmış olduğumuz, başlattığımız psikolojik destek içerikli çalışmalar, grup çalışmalarımız vardı. Sizi bilgilendirmiştik bu konuda. 3 ana konuda grupla psikolojik danışma uygulamalarımızı başlattık. Bunlar öfke kontrolü, stresle baş etme ve arkadaş ilişkilerini başlatma, geliştirme olmak üzere 3 ana konuda ayrı ayrı grup çalışmalarımızı başlattık. Bunlarla ilgili hangi gün, hangi saatte, nerede çalışmaların yapılacağını ifade ettim, sizlere göndermiştim. Bu konudaki çalışmalarımız önümüzdeki hafta başlayacak. Öğrencilerimize duyurmanızı, bu hizmetlerden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin mutlaka orada telefonları, mail adresleri belirtilmiş olan kişilerle irtibat kurmalarını sağlamanızı özellikle istirham ediyoruz. Buradan öğrencilerimize de mesaj vermek istiyorum. Kıymetli öğrenciler, sizler için çok güzel çalışmalar başlattık. Ama bu çalışmalardan faydalanmak ancak sizlerin takdiriyle olur. Biz hizmeti sunarız ama bu hizmeti alacak olan sizlersiniz. Bakın, ben arkadaş ilişkileri başlatmakta zorluk çekiyorum. Pek arkadaşım yok. Arkadaşını başlatıyorum ama devam ettiremiyorum gibi. Kendisini algılayan arkadaşlarımızın özellikle faydalanabileceği arkadaşlık ilişkileriyle ilgili grup çalışmalarımız haftada bir gün yaklaşık 90 ila 120 dakika arasında sürecek olan bir çalışma. Sınav haftanızda bile sizin zamanınızı fazla almayacak olan bir çalışma. Aynı zamanda öfke kontrolüyle de ilgili çalışmamız var. Yeri, zamanı, saatini belirttik. Stresle baş etme
gücüyle de ilgili çalışmalarımız var. Hocalarınız, danışman hocalarınız bunlarla ilgili bilgileri size duyuracak. Bu çalışmalara katılmanızı, özellikle sizlere çok katkı sağlayacağını, kendinizi çok iyi hissedeceğinizi, psikolojik olarak daha güçlü, kendini daha hisseden, daha mutlu, daha huzurlu bir ortam olarak ortamlarınızı değerlendirebileceğinizi umuyoruz. Kıymetli dinleyenler, Manas Üniversitesi öğrencilerine gerçekten her yönüyle gelişmesine katkı sağlamaya çalışan bir üniversite. Bunun içerisinde bir 2015 yılından itibaren burada olan birisi olarak çok yakinen şahit olmuş bulunuyorum. Öğrencilerimizin profiline baktığımız zaman çoğunun Bişkek dışından, Kırgız öğrencilerimizin Bişkek dışından geldiğini görüyoruz. Türkiye'den gelen öğrencilerimiz, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan gibi, Azerbaycan'dan gibi farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz de var. Bu dışarıdan gelen öğrencilerimizin özellikle burada yalnızlık çekmeden daha uyumlu, daha dengeli, daha sıcak bir ortama ulaşmaları, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri açısından Manas Üniversitesi çok önemli katkı sağlamaya çalışıyor. İşte bu psikolojik danışma ve rehberlik ana bilim dalı olarak biz hocaları öğrencilerimizle birlikte buna destek olmaya ve öğrencilerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü insanı rahatlatmak çok önemli bir şey. Bir televizyon programında Türkiye'de izlemiştim. Türkiye'de bir firma, ekonomi programıydı esasında. Çelik üretimi konusunda dünya birinciliği, kalite ödülünü almıştı. Kalitede dünya birinciliği ödülünü. Tanıtımı yaparken dikkatimi çekmişti. Bir Türk firması çelik üretiminde dünyada birincilik ödül alıyor. Çok önemli teknolojide ilerlemiş ülkelerin olmasına rağmen nasıl başarmış acaba buna düşüncesiyle programı daha ilgiyle izlemiştim. Sonuçta şunu gördüm. Programı tanıtanlar, o içeriği hazırlayanlar çekimler yapmış, çalışanlarla konuşuyordu. Mesela mikrofonu uzattığı bir bayan diyordu ki, bana bir kuruş maaş vermeseler bile ben burada çalışmak isterim. Spiker'in dikkatini çekmiş, nasıl oluyor, para vermeden niye çalışacaksınız ki, niye öyle diyorsunuz diye sorduğunda, çünkü ben çocuğumu böyle bir okulda okutamazdım diyordu. Yani orada o kurumun hazırlamış olduğu okulda çocuğunu okutuyordu ve hayatında böyle bir okulda çocuğunu okutabilmesinin mümkün olmadığını söylüyordu. Bir başka birisi yine aynı övgüleri ifade eden yine bir orta yaşlı bir bayan. Ben buraya geldiğim zaman evimde eşimle yaşadığım kavgaları, gürültüleri, çatışmaları unutuyorum. Burada huzur buluyorum diyordu. Ve şunu anlıyoruz ki demek ki dünyada kalitede yaptığınız üründe birincilik elde etmek istiyorsanız insana yatırım yapacaksınız. Aldığınız makineler, teçhizatlar çok önemli olabilir. Ama o makineler işletecek olan insanlar. Buraya çok zeki öğrenciler alabilirsiniz ama bu öğrencilerinizi rahatlatamıyorsanız, huzurlu bir ortam sağlayamıyorsanız, psikolojik olarak onları rahatlatamıyorsanız o öğrencilerden istediğiniz düzeyde verim elde edemezsiniz. Kıymetli dinleyenler, bakın şimdi ben kitap okumak istiyorum, ya okumam lazım, niye boş oturuyorum deyin, alın elinize, çoğu zaman okuyamadığınızı görürsünüz. Gazete bile okuyamazsınız. Okuyabilmek için o psikoloji hazır olmak, kendinizi rahat hissetmeniz lazım. İşte Manas Üniversitesi, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri konusundaki sunacağı bu hizmetlerle öğrencilerini rahatlatmak, onlardaki var olan birikimi daha iyi ortaya koymaları amacıyla çok önemli bir katkıyı gerçekleştirmeye çalışacaktır. Bu amaçla haftada bir gün, perşembe günleri saat 2 gibi sizlerle bir araya geleceğim. Çok farklı konuları belki konuşacağız burada. Şunu da ifade etmek istiyorum. Kıymetli dinleyenler, Türkiye'de dahil buna diğer ülkelerde hiçbir üniversite bu kadar kapsamlı psikolojik danışma rehberlik yardımını sunmuyor öğrencilerine. Burada gerçekten çok önemli bir değer verme var. Ve bunun önemine inanma var. Bu inançla öğrencilerine hizmet sunabilme var. Bu hizmeti sunabilmek için hocaların, herkesin, burada çalışan bütün yöneticilerin esasında bir payının olması gerekiyor. O yüzden yaptığımız projede bizim Öğrenci İşleri Daire Başkanımız, Öğrenci Evi Müdürümüz, Radyo Televizyon Müdürümüz, Öğrenci Gelişim Merkezi Müdüremiz ve 58 tane
öğretim elemanı hocamız toplam 66 kişinin yer aldığı bir proje. Demek herkes buna inanmış, öğrencilerimize faydalı olmaya çalışan bir anlayış içerisinde, uyum içerisinde hizmet etmeye çalışıyoruz. Kıymetli dinleyenler, tabii ki Kırgızistan'da da bu hizmetleri daha da geliştirmek istiyoruz. İnşallah onu da önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşırım. Programı tamamlamadan önce son olarak sizlerle her hafta bir farklı konuyu işleyeceğimi söylemiştim. Önümüzdeki hafta yalnızlık konusunu paylaşmak istiyorum. Yalnızlık. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsanın bunu kaldırması mümkün değildir diyenlerin ne kadar doğru şeyler söylediğini haftaya birlikte konuşacağız. Sizlere programı kapatırken saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.